Yani insanlar üç sene öncesinde kalmışlar, iki sene öncesinde kalmışlar. Arkadaşlar merhaba, tarihçi YouTube kanalındasınız. Kanalımıza abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ee, bu videomuza birkaç satır diyorum ve ee, bir de beğeni atarsanız çok memnun olurum. Halil İbrahim Ceyhan'ın e, geçen gün bir katıldığı programda söylediği bir takım laflar vardı, ee, bir takım e, sorulara cevap verdi ki. Videonun başında şunu söylüyorum. Ben bu videoda hiçbir şeyin işaretini yapmıyorum yani Sılhal'mış ya da başka bir şeymiş değil. Ben sadece bu soru üzerinden hem sizlerin fikirlerini öğrenmek amaçlı bu videoyu yapıyorum. Bildiğimiz üzere Halil İbrahim Ceyhan asılat Olay Trikola o dönemde bir Sılhal yakıştırması vardı ki hala Sılhal'a inananlar var ve hala inanmayanlar var, hiç olmadı diyenler var, devam ediyor diyenler var. Bu ikilem içerisinde tabii ki ister istemez Halil İbrahim Ceyhan olsun, Sıra Türkoğlu olsun bu yakıştırmalardan, e, sosyal medyalarına yapan etiketlerden falan e, olayın bir tarafında zaten haberdarlar. Halil İbrahim Ceyhan'ın insanlar 2-3 yıl önceden kalmış, gerçekliği yok gibi bir açıklaması oldu. E, bu açıklamayı neye istinaden yaptı, neye cevap olsun diye verdi. Sılhal amaçlı mı bu cevabı verdi ya da başka bir şeye mi cevap verdi? E, bu konu da bayağı tartışma konusu oldu. E, kimileri e, bakın işte Sılhal yok dedi. İşte insanlar 2-3 yıl önce de kaldı diyerek Sılhal'ın olmadığına cevap verdi dediler. E, bazı kesimler hayır Sılhal'le alakası yok. E, Nanuha'yla ismi çıktı falan gibi şeyler söylediler. Ben e, sizlerin fikirleri ve yorumlarını merak ediyorum. Halil İbrahim Ceyhan neden insanlar 2-3 yıl eskide kaldı dedi. Hiçbir gerçekliği yok dedi, taşlanıyorum dedi, ee, takip ediyorum dedi, iyi yönde kötü yönde etkilemeye çalışanlar var dedi. Totalde e, neyin cevabıydı, neye cevap verdi, ya da neyi sonlandırdı, ya da neyi de devam ettirdi. Ee, yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izleyen herkese çok teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.